Doğru konuşmalarla hoş geldiniz. Ceylin Sağın'la birlikteyiz. Ceylin abi merhaba. Hoş bulduk Murat'cığım sağ ol. Evet Ceylin abi. Ligin 3. haftası Kayseri Deplasmanı'ndan 2-1'lik mağlubiyetle döndük. Nasıl buldu Samspor'u? Nasıl bir maç oldu? Neler söylersin? <laughs> Valla yine her zamanki gibi hücumda Fofana'yı arayan, topları bir şekilde yan paslarla, uzun paslarla onda buluşturmaya çalışan, karambel toplarında da pozisyon yaratmaya çalışan bir Samspor İlk kere izledik e, ve Nitekim'de aynı şekilde bir kontra atakla e, golü bulan Fofa'nın çok iyi ortası zamanlaması ortası e, oradaki golcünün muandil maji bunu da ezberlememiz lazım Muratcığım. Marius. Yani. Marius olarak mı söylüyorum? Marius Çünkü olarak Çünkü inanılmaz şey... eziyet çekiyoruz yorum yaparken eziyet çekmiyoruz da bunun ismini söylerken eziyet çekiyoruz. Onun inanılmaz güzel vuruşu kafa vuruşu tam kafasına geldi ama zamanlaması koordinasyonu çok iyi. Golü bulduk. Dediğim gibi her topta Fofana'yı arayan e, rakibin e, ataklarında e, geriye defansa e, yaslanıp kontra ataklarla e, skor üretmeye çalışan Bir Samspor izledik ilk yarı. E, zaman zaman da başarılı oldu. E, ama e, her zaman söylediğim gibi takımdaki istek, arzu, coşku olmazsa bir, bir neticede sonuçta e, maçı çeviremiyorsun. Samspor'un da bence en büyük eksikliği dünkü maçta coşkusunun olmam olmaması isteksizlik olması, kazanma arzusunun hat safhada olmayışı Samspor'un diğer maçlar gibi bu maçta da puan almadan ya da 3 puanı alamadan dönmesine netice verdi. Peki bu biraz önce söylemiş olduğum isteksizlik arzu ve coşkun olmaması bir takım da neden olur? Onu hocaya soracaksın, bana sormayacaksın. Motivasyonu sağlayacak olan hem yönetim hem hocadır. Futbolcuların ikili ilişkileri, birebir e, iletişimleri, takımdaşlıkları, hoca ile iletişimi, yöneticilerle iletişimi bu etkendir. Her biri birer etkendir. Kazanma arzusu Yani. Kazan haftada ya. yani. hafta coşku, heyecanı. Enteresan iş. Ben de onu bahsetmeye çalışıyorum. Daha 3. hafta olmuş. Coşku yok, heyecan yok. Yani seyrediyorsun yani maçı. Sırganlık yok. Kazan arzusu yok. E, olmayınca sonuçta ne kadar da e, pozisyon yakalasan, ne kadar da e, galibiyet için kovalasan bu isteksizlik, kazanma hırsının azlığı. E, Samuspor'da çok görünen bir e, durum oldu 3 haftada beri. Sıkıntı yaşıyoruz. Bunu düzelte, düzeltecek olan da hoca ve yönetim. Evet. E, Rakip Kayseri transfer yasağı var. Evet. Ve hiçbir transfer yapamadılar. Ama üstelik Samuspor yeni bir e, takım olmasına rağmen onun üzerinde transfer gerçekleşti. Hı -hı. Gerçekleştirdi. Aradaki bu farkı nasıl yorumlarsın? Farkı işte biraz önce yorumladım. Ya şimdi düşünebiliyor musun Muratçım? Şimdi bir gün öncesinde şey, Trabzonspor-Rize Spor maçı izledik. Yani belki 100 tane maç olsa oynansa orada bir tanesini belki alacak pozisyonda Rize Spor ama maçı da izlerken Rize'nin doğru dürüst transfer yapmışlığı yok. Elindeki mevcut kadronu da bence yeterli olarak düşünmüyorum Rize Spor'un. Onlar da mutlaka transfer yapacaksın. Ama buna rağmen maç içerisindeki tempoları, kazanma arzusu, coşkusu, birlik beraberlikleri Trabzon'da Trabzon maçını kazanmalarında sebep oldu. E geliyorsun bu taraftan Kayseri Spor maçına bakıyorsun. 13 kişiyle oynayan bir Kayseri Spor. İki tane yedekten genç futbolcuyu sokup yani 13 kişilik bir kadrosu olan bir şey, Kayseri Spor. Ve geçen sene en iyi iki adamını kaybetmiş bir Kayseri Spor'dan bahsediyoruz. Ama onlarda da enteresanlık Yine onlarda da kazanma arzusu. Hocanın kazanma arzusu, futbolcuların kazan arzusu. Bir şekilde sonuçlara e, sırayet ediyor. Bizdeki eksiklik bu. Yani diğer takımlarda da çok fazla e, kalite var mı dersen. Yok izliyorum. Hatayı izledim dün maçlarını. Alanya'yı izliyorum. E, İstanbul Sporu izliyorum. Çok fazla takımı izliyorum ama tek aradaki fark oradaki iştahlı bir futbol. Kalite düşük ama istek, arzu, iştah Core, konsantrasyon, diğer takımlarda fazla olduğu için, bizden bir tık fazla olduğu için onlar puan ya da puanlar alıyor. Bizdeki sıkıntı bunu, bunu aşmamız lazım. Yani mental olarak hocanın e, dokunuşlar yapması lazım diye düşünüyorum. Çünkü tamam yeni takım olabilirsin ama içeride öyle ya da böyle oynattığın futbolcular da bu çocuklar gelen futbolcuları sahiplenmesi lazım. İletişimi hem hoca hem içerideki geçen seneki futbolcuların yapması lazım diye düşünüyorum. Bu eksikliğimiz var. Bunu bir an önce gidermemiz lazım. Hocanın tercihleri ve oyun içerisindeki sistemin nasıldı? Neler söylersin onunla ilgili? Yani hocanın 3 aşağı 5 yukarı sistemi 3 haftada beri aynı. Aynı şekilde devam ediyor. Ta ki dünkü maçta geriye düştüğümüz maçtan sonra baktı ki pozisyonlar çok fazla veriyoruz. Oyuncu değişikliğinde bir dörtlü savunmaya geçti. Orada farkındaysan son yarım saat oyuna hükmetmeye çalışan bir savunma izledik. Öyle ya da böyle. Onda da ne gitmezse son yarım saat geriye defansa yaslanmış bir Kayseri Spor'a doğru düz şutumuz yok. O da enteresandır. Bu da irdelenmesi gereken bir neticedir. Yani ben devamlı söylüyorum. Bu üçlü sistemde çok fazla pozisyon yakalarsın. Çok fazla pozisyon verirsin. Çok fazla pozisyon yakalaman için çok kaliteli ayakların olması lazım. Çok fazla fazla pozisyon vermemen için de kaliteli arkada çabuk ve ayağa top yapabilen, ayağa topu iyi kullanabilen stoperlerin olması lazım. Bizde bu var mı? Son derece az. Arkada çok ağrız. Önde de çok fazla pozisyon yakalamıyoruz. Yakaladığımız pozisyonlar zaten 3 aşağı 5 yukarı fofana ile şekilleniyor. Bunları düzeltmemiz lazım. E her zaman söylüyorum sezon başından beri. Çok bence yurt dışında bunu başarıyla uygulayan çok takım var. Bu sistemi uygulayıp çok farklı işler yapan, çok farklı kullarlarda başarı elde eden Avrupa takımları var. Ama hepsinin ayakları, hepsinin futbolcu kaliteleri çok iyi. Bizde bu sıkıntı var. Şimdi hoca ısrar etmesinde ben sıkıntı yaşıyorum. Çünkü elinde böyle bir potansiyelli futbolcu kadrosu olur. Gözün kapalı ısrar et. Ama bu tarz futbolcu kaliten yoksa buna ısrar etmenin ne bir anlamı yok. Ha alabileceğin futbolcular buna uygunsa devam edebilirsin. Ama şunu anda buna ısrar etmen bakıyorsun. Yorumlara bir bakın. Sosyal medyaya bakın. Taraftarların çok büyük tepkisi var. Yani üç aşağı 5 yukarı bizim Samspor taraftarı gerçekten futbolu bilen taraftarlarımızdır. Yani gerçekten böyle bir topluluğumuz var. Ondan dolayı şanslıyız. E onların üç aşağı beş yukarı benim konuştuğum kelimeler, belki de onların ben tercümanı oluyorum bu konuma, konuşmalar için. Çünkü benim konuşmalarımın aynı şeyleri düşündüklerini düşünüyorum ve farkındayım. Ondan dolayı bu sistemde bu futbolcularla ıslah etmenin bir anlamı yok. Bir an önce bu futbolcuya uygun bir sistem transfer yapana kadar bu arayı iyi değerlendirmesi lazım. Dediğim gibi yani nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum ama e, oyun sisteminde her türlü sıkıntılar yaşıyoruz. E, pozisyon üretmede de yaşıyoruz. E bakıyorsun yani bu sistemde oynayacaksak Fofana'nın bir sistem olması lazım. Fofana'nın bir sistemde de en az bizim iki tane gol atmamız lazım. Çünkü biz bir yersek iki atmamız lazım. İki yersek üç atmamız lazım. E görünen köyde kılavuz istemiyor. Bir şekilde biz gol yiyoruz. E, gol yediğimizin bir fazlasını atmak için de ofans anlamında çok üretken olmamız lazım. Bu sistemde e görünüyoruz. Görünen köy biraz önce söyledim. Kılavuz istemez. Ee, çok fazla da pozisyon yaratamıyoruz. Arkamızda da çok fazla pozisyon veriyoruz. Onun için bir an önce hocanın bu konuya el atması lazım diye düşünüyorum. Evet. Transfer dönemi de devam ediyor. Evet. Başkanın da geçen hafta Fenerbahçe maçından sonra 6 transfer sözü vardı. Transferlerle ilgili neler söylersin? Ne yapmalı Sabuspor? Yani Murat mutlaka transfer yapılmalı. Yani bunu herkes söylüyor. Ben de tekrarlayayım. Ama transfer yapıldıktan sonra yapılmış olan transferlerin de mevcut potansiyellerin de potansiyeli artırılmalı. Şimdi bir bakıyorsun Nietzsche'n. Kaliteli ayak mı? Kaliteli ayak. Ama maçın içerisinde çok varlığı yok. Alıyor yan pas. Ya, Sergen Vare oynuyor. Bir on numara tarzı. Bizde eskilerden Sergen Vare oynuyor ama Sergen Vare oynuyor ama onun tarz oynadığı oyunda da etkinlik üretemiyor. E ara pası atmıyor, şut atmıyor. Asist yapmıyor, gol atmıyor. Üç haftadır beri görünen sinik bir görüntüsü var. Yani üç haftada bir tane sert şutunu içerideki geçen Fenerbahçe maçında hatırlıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? E, Üretkenliğin artırması lazım. Yani o zaman transfer sadece transfer yapmakla olmuyor. İçeride yapmış olduğun transferlerin de e, potansiyelini artırmak lazım. Bu da e, teknik heyete görev düşüyor. Mutlaka transfer yapılacak. E, bakıyorsunuz Duran e, bir tane stoperimiz var. Duran gelen değil mi? Evet. Ben çok beğendim mesela. Ayakları düzgün, e, korkusuzca e Pres yapıyor. Kademeye girmeye çalışıyor. Yani transferler içinde sadece gözüme batan bir tek o var. Şimdi sağ önde oynayan bir futbolcumuz var. Köyünden aldığımız yeah. Kingsday. Evet. Yani 90 dakika boyunca bir tane ortası var. Ee, İsabetli orta o da. O da e, Laura girdi. Topa dokunamadı. Yani bir kanat oyuncusu 90 dakika boyunca bir tane orta atıyorsa o zaman o kanat oyuncusu benim için kanat manat değil kanatları olmayan bir futbolcu görünümünde böyle bir şey olabilir mi ya? Kanat oyuncusun. 90 dakika boyunca bir tane orta atıyorsun. Olmaz. O zaman o kanatlar işlemez. Onun için performansların artırmaları lazım. Laura'nın performansını artırması lazım. O saat öndeki futbolcunun performansını artırması lazım. Özellikle Nietzsche'nin gerçekten eğer 10 numara tarzı alındıysa buraya, eğer gerçekten kaliteliyse ise ki geldiği yer konumu belli, background'u belli, biraz üzerine koyması lazım. Sadece transferler yetmiyor. Mevcut kadronun da potansiyelini artırması lazım. Taylan'ın bir sakatlığı oldu. He. o bölgede de ciddi bir eksiğimiz var. Hı hı. E, oraya da bir transfer gerekiyordu zaten. Taylan'ın, Emre Kılınc'ın, Oka, Kaleci Okan'ın eleştirileri vardı dün sosyal medyada. Hı, hı. Bu oyuncuların performansla ilgili şimdi neler söylersin? Ya mutlaka eleştirilecek. Puan alamadığın zaman, puanlar alamadığın zaman hoca da eleştirecek, futbolcu da eleştirecek. Gün geçtikçe bu maç e, kazanma istatistiği bu şekilde devam etse daha fazla eleştirecek. Normal. Bu kimi eleştirecekler? Beni eleştirecekler hali yok. Seni eleştirecek halleri yok. Taraftar kendi kendini eleştirecek hali yok. Mutlaka birilerini eleştirecekler. Yönetimi eleştirecekler. Futbolcu eleştirecekler. Hoca eleştirecekler. Normal bu işler. Ama şimdi ilk önce Taylan konusuna gelelim. Gerçekten talihsiz bir sakatlık geçirdi. Buradan kendisine geçmiş olsun diyelim. bir futbolcu için en kötü, başına gelebilecek en kötü şey sakatlık yani. yani. Çünkü o sakatlıktan sonra hele hele uzun bir sakatlık olduğu zaman bunları ben çok defalarca yaşadım. O sakatlığı geçirmek ayrı bir konu, rehabilitasyonu ayrı bir konu, sahaya dönmek için ayrı bir efor sarf edip tekrar idmanlarda ayrı bir efor sarf edip hazır hale gelmek ayrı bir konu. Yani ondan dolayı tekrar geçmiş olsun diyoruz hem yönetime, hem takıma, hem futbolcu kardeşimize. Tabii ki e, şimdi bakıyorsunuz aslında Emre'nin de dün, dün de fena oynamadı. Bazen kademe hatalarında da kritik kademe e, hatalar diyorum kademelere girilmesinde de kritik hamleler yaptı. Orada da aslında ben Emre'yi dün beğendim ama Emre şimdi çok fazla geriye geldiği zaman önde çok fazla üretken olmuyor. İşte bunu karar veremiyoruz kendimiz şimdi. Emre üretken olmadığı zaman, Niçem üretken olmadığı zaman tek Fofana'ya kalıyor. E Fofana'yla... Belli bir bölümlerde kendi dinleniyor. Dinlendiği zaman da o zaman otomatikman oyun kilitleniyor. Sıkıntı bu. Bizde sayıları artırmamız lazım. Ofansta ofansif ayakları, orta sahadaki e, temiz ayakları ön plana sunmamız lazım. Önde alternatif olarak çok fazla e, pozisyonlara sokmamız lazım. Ve bakıyorsunuz Emre geriye geliyorsa, Niçen bile geriye gelip top alıp da yan paslar yapıyorsa et, kim ileride iş yapacak? E, bir tek Fofana kalıyor. Orada da sıkıntı yaşıyoruz. Üretkensizliğimizin en büyük sebebi bu. Yani ofansif ayaklarımız, kaliteli ayaklarımızın top kullanamama ve top kullanmak için geriye gelip topları alıp kullanma e, pozisyonuna girmesi. Bu sefer de kendini yorması, kendi istenilen mevkideki hareketleri yapamazsın Bunlar üst üste geldiği zaman etkisiz eleman olarak karşımıza çıkıyor futbolcu kardeşlerimiz. Tamam 3 hafta geçti, 3 hafta içerisinde. Ee, çok fazla şey konuşmayalım ama hataları da eleştirileri yapmamız lazım. Çünkü inanın buna şu zamanlar aslında futbol takımları için en kolay zamanlar. Çünkü en kolay puan kapabilecek zamanlar. Çünkü her takımın konsantresi düşük oluyor. Her takım bir şekilde takım olma olgusunu daha geliştirememiş oluyor. Bu arada alınan puanlar aslında milli piyango gibi. Artı anne bir yerine iki yazıyor. Ama biz bundan şu ana kadar faydalanamadık. Bundan sonraki maçlarda faydalanmamız lazım. Ben hep söylüyordum fikstürümüz zor. E kaybettiğini her maç zaten zor oluyor. E geldik İstanbulspor maçına. İstanbulspor maçında bir es geçelim, bir rahatlayalım diyorum ama bu futbolla daha çok bu kazan marzuusuyla, bu isteksizlikle e, bu tempo düşüklüğüyle orada da sıkıntı yaşarız. Bir an önce tempomuzu artırmamız lazım. Bir an önce kenetlenmemiz lazım kazanma arzumuzu, coşkumuzu sahada göstermemiz lazım. Kalite ikinci planda. Bu tür maçlarda daha çok kazanma arzusu olan takımlar puan ya da puanlar alıyor. Artık seyirciye de barışmamız lazım. Bu maç onlardan birisi. İnşallah e, ben inanıyorum. Eğer kazanma arzumuzu, coşkumuzu sahaya yansıtırsak e, bir de hocamızın bu inadını, bu oyun sistemini, bu futbolcularla olmayacağını ha alacağı maçlar da olabilir bu futbolcularla bu sistemle. Ama aldanmayalım. Aldanmayalım. İyi bir kadro, güçlü bir kadrolar karşısında bu sistemle, bu futbolcularla suana uğrarız. Onun için hem hocamızın sisteminde dokunuşlarıyla hem de coşkumuzla, kazan marzumuzla ben İstanbul Spor maçımızı inşallah geçeceğiz diye düşünüyorum. Evet Ceyda, baştan sonra Hüseyin Hoca'nın açıklamaları vardı. Her hafta geliştiğimizi ifade etti. Kayseri Spor maçında özellikle ikinci yarıda çok sayıda pozisyona girdiğimizi ve bunları değerlendiremediğimizi söyledi. Hocanın açıklamalarını da dinlemişsindir. Neler söylersin? Ya, hocalar konuşurlar yani yapacak bir şey yok yani. Kendi bakış açısına göre doğrudur, yanlıştır. Biz bizim bakış açımızda da farklı olabilir. Pozisyonuna girdi mi? Girdi. Birkaç tane pozisyonu var şimdi. Ama yani Kayseri takımına pozisyona girme gibi bir lüksü olamaz ki Samsun zaten ya. Ona bakarsan Fenerbahçe maçında da girdim. Ama girdiğin pozisyonların nasıl ve ne şekilde girdiğin önemli. Yani bilinçli mi giriyorsun? Altı pas içerisinde karambolden mi geliyor pozisyonlar? Yoksa rakibin yapmış olduğu hatalardan mı kaynaklanıp pozisyonlara giriyorsun? Bu çok önemli. Biz şimdi biraz önce de söyledim yani aldığımızı yan pas yapıyoruz. Ya. Son yarım saat adamlar defansa çekildiler. Hocamızın dokunuşuyla dörtlü savunmaya geçmesiyle aslında güzel bir şey yaptı. Onun da zaten sahaya dizilişinde de ve performansta zaten ortaya çıktı ama oradaki eksiklik ne? Bir tane yaratıcı bir futbolcumuzun araya girip bir şeyler yapamaması. Aldığımız topu yan top yaptık. Aldığımız topu Yana verdik. Uzun attık. Şut atamadık ya. Yani yarım son yarım saat attığımız belki bir tane şuttur. Niçem'i yani biz niye aldık? Niçem on numara tarzı, ayakları iyi olan, çok iyi şutlar atabilen, arapası verebilen, oyunu yönlendiren, futbolcuları pozisyona sokabilen bir futbolcu diye. E son yarım saat hiçbir şey yapamadık. O kendisi de yapamadı. E bakıyorsun e, Laura, golcü özelliği çok fazla yok. Tamam sürükleyici, süpürücü özelliği çok fazla var. Zaten kalmasında da ben fayda gördüğümüz defalarca söylemiştim. Alternatif olarak öyle bir zamanlar gelecek ki kontrataktan alıp sürükleyecek, mesafeleri kat edecek futbolculara da ihtiyacımız olduğunu söylemiştim defalarca. Laura da bunlardan birisi ama bundan direkt gol beklemek de çok sıkıntı yaratır. Ondan dolayı da tamam pozisyonlar bulmuşuzdur ama spontane gelişmiş ataklardan bulunan pozisyonlardır bunlar. Çok akıllıca bir oyunla, akıllıca paslarla ve akıllıca işlerle yapılarak girilen, varyasyonlarla girilen pozisyonlar değil bunlar. Ondan dolayı tek bir pozisyonumuz olmuştur. Net o da gol olmuştur. Onda da rakibin kaptırdığı topla çok çabuk Fofana'yı görüşümüz ve Fofana'nın da inanılmaz ortaya kesmesi. Çok güzel bir organizasyon olmuştur. Anadolu takımlar karşı defalarca pozisyona gireceğiz. Karşı takımlar da girecek. Önemli olan bunu sürekli, sürekliliği ve pozisyonları bir işli şekilde sonlandırmamız. Bizdeki eksiklik bu. İnşallah ileriki zamanlarda bunu sonuçlandırırız diye düşünüyorum. Değil abi. Samspor'un en önemli eksiklerinden biri de Forvet. Evet. Bu noktada ciddi bir beklenti var. Samspor yeterli olmamasına rağmen Tanke'yi gönderip Ahmet Sagat'la takımda düşünmemesi, yerlerine yerlerini koymadan bunlarla yollarını ayırması doğru bir tercih miydi? Şimdi iki tane isim saydım bana. Ahmet Sagat'la Tanke'yi saydım. İkisini ayırayım. Şimdi Ahmet Sakat Menemen Spor'dan gelmişti bize. Doğru mu? Evet. Orada bir gol kralı olmuştu. Gol kralı da kaç golle olmuştu? 15-16 golle mi? 17 golle mi? Şimdi günümüzde öyle bir enteresan ki Muratçı 10-15 gol alakana kral dediğimiz bir Türkiye'de bir lig yaşıyoruz. Türkiye'de bir futbol seyrediyoruz. Yani o kadar basit değil. Onun için e, Ahmet Sakat konusunda e, zaten kalsaydı da çok ekstrem. Ben kendi görüşüm. Çok ekstrem işler yapacağı kanısında değilim. Ama Tanke konusunda e, sana katılıyorum. E, hocanın ve yönetimin bence ufak da olsa bir hatası var. Çünkü e, iyi bir santrafor alana kadar, e, tanke çünkü skor değiştiren, geçen sene de skor değiştiren bir futbolcuydu. Skor değiştiren, topu ayağında tutabilen, e, rakip defansı hırpalayabilen, rakibin içerisinde bir korkulu bir santrafor üyetinde bir futbolcuydu. E, onu iyi bir transfer yapana kadar, iyi bir santrafor yapana kadar, iyi bir alternatif bir santrafor, alternatif bir futbolcu olarak ellerinde tutabilirdi. Ne düşündüler bilmiyorum ama bence tutmaları gerekirdi. Ama Ahmet Sagat konusunda katılmıyorum. Yine tekrarlıyorum yani 10-15 gol atanların kral olduğu bir ligde, bir Türkiye'de eee Ama Türkiye'de zaten konuşmuyor. yerli forvette sıkıntısı yok mu abi yani Var. Son dönemde baktığımızda gol kralları hep yabancılardan çıkıyor. Tüm. Doğru, katılıyorum. E, o zaman yerli futbolcu sıkıntın varsa santraforu aşağıdan yetiştireceksin arkadaş. Yani aşağıdan yetişip santraforun 10-15 tane gol atamayan bir santraforu zaten aşağıda da tutmanın bir anlamı yok. E, transfer yapacağın yerli bir futbolcunun da Anadolu takımında 10 tane gol atmış, 15 tane gol atmış. Çok ekstrem bir futbolcu profili değil benim gözümde. Evet, evet Celil abi takımın ilerleyen haftalardaki performansını artırması için e, neler yapmalı? Senin öngörün nedir? Ne yapmalı? İlk önce mevcut potansiyelin, mevcut futbolcuların potansiyelini artırmaları gerekir. Bunda da etken olacak kişi teknik heyettir. Bunları idmanlarla, mental yönde, e, fiziksel yönde e, potansiyeli artırmaları lazım. İki, transfer yapmaları lazım. Üç, hem transfer yaptıktan sonra hem potansiyeli artırırken kazanma arzusunu futbolcular aşılamaları lazım. Coşkuyu eklemeleri lazım, isteği eklemeleri lazım, birlik beraberliği eklemeleri lazım. E görüyorsunuz ki hep örneklerini tek tek sayıyoruz. Samspor'da bu üçlü kombinasyonu bir arada tutarsa, bir arada gerçekleştirirse kazanmama şansı diye bir şey yok. Yani Samspor'un şu potansiyelle bile içeride kazanacağı birçok maç var. Ama seyircinin bu maçlara gelmesi için de görsel olarak da bir şeyler vermen lazım. Onun için de üzerine biraz koyman lazım. Transfer yapman lazım. Lazım da lazım. Bunları tek tek sayarsak ee, ve bunları gerçekleştiren bir yönetim, bunları gerçekleştiren bir teknik futbolcular ilk 10 içerisinde Samspor'u bitirir diye düşünüyorum. Evet. Bu hafta İstanbul Spor maçı var. İstanbul hmm. Spor'da izledin. Ee, neler söylersin? Nasıl bir maç bizi bekliyor? <laughs> şey, İstanbul Spor'da Etemi'yi konuşuyorsak ve Etemi'yi konuşuyorlarsa her bazı arkadaşlarla sohbet ediyorum, bazı büyüklerimizle sohbet ediyorum. Ya İstanbul Spor'da Etemi var. İnanılmaz işler yapıyor. Çok iyi işler yapıyor. Ya bu adam sonuçta geçen sene veya öbür sene bu liglerde oynayan, TFF 1. Liginde oynayan bir futbolcuydu. Artı o liglerde oynayan birçok futbolcusu da yukarı çıktı. Onlar da doğru transfer yapamamış. Eldeki kadrosu belli. 3 aşağı 5 yukarı belli. Standartta olan bir kadro. Ama biraz önce söylediğim gibi bir arkadaşlık var. Bir takımdaşlık var. Bir kazanma arzusu var. Süper Lig'de oynamanın heyecanını ve zevkini yaşayan bir takım İstanbulspor. Kazanıp kazanmaması önemli değil. O maç oynarken adamlar zevkini yaşıyorlar. Ben Süper Lig'de oynuyorum. Hem kendini gösteriyor hem takımla birlikte potansiyelini artırıyor. Hem zevkini yaşıyor hem coşkusunu artırıyor. Biz de en az onlar kadar olursak seyircimizin arkamızdaki desteğiyle potansiyelimiz onlardan daha fazla. Teknik yönde e, kaliteli ayaklarımız onlardan daha fazla ama bunları göstermek için de saha içerisinde e, işler yapmamız lazım. Niçemin yapması lazım, Laura'nın yapması lazım. Biraz önce ismini söyleyemediğim Muandil marjinin nasıl? Marius. Marius'un daha ekstra daha fazla eee sahanın içerisinde görünür vaziyette olması lazım. Daha fazla hareketli olması lazım. Burada Sağ da kanadımızın daha çabuk, Hüseyin daha Hoca Hüseyin Hoca depas banda Marius'u kullandı. Hı hı. İçeride Fenerbahçe maçında Laura'yla başlattı. Hı, hı Bu tercih taktiksel anlamda ne taktik ifade ediyor? Ya taktik de olabilir. Maça göre de e, kadroyu şekillendirmiş de olabilir. İdman'daki performansına bakarak da kadroyu kurmuş yani, olabilir. Bu haftada hasta hoca kadroyu değiştirmedi. Sadece bir oyuncu Marius'ta yani Marius'la Laura'nın Dışarıda Maviusta başladı, Sivas'ta da Maviusta başlamıştı. Hı hı. İçeride Laura'yla hoca kadroda çok fazla değişiklik yapmayı sevmiyor zaten. Bunu geçen sezon da gördük. Evet. Bu tercihini nasıl yorumlarsın? İçeride ve dışarıdaki bir oyuncu da... Belki elindeki kadro potansiyel bakımından yedekte duracak kadroya futbolcular çok fazla güvenmiyor. Elindeki mevcut kadroyu mecburen bu şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kendi de zaten söylemlerinde transfer lazım, mutlaka transfer yapmalıyız diyor. Demek ki eksiklik var. Şimdi dışarıdan gelen, yedekten gelen futbolcuların etkinliği de tartışılır. Şeyde, Samspor'da bir tek Laura işte Laura'dan bir şeyler bekliyorsun. Laura da nasıl diyeyim yani ipi çekilmiş bomba gibi yani ne yapacağı belli değil. Ama o defansif bölgede, rakibin defansif bölgesini karıştıran bir hüviyeti var, bir kimliği var. Ama gol vuruşlarında eksik olduğu için hoca da değişimlerde hem Laura hem de Marius da Değişimleri yapıyor ve yaşıyor. Bunu zaman gösterecek ama mutlaka zaten transfer yapılacaktır. Aslında transferin de şu zamana kadar bırakılması da çok acıdır. Muratçım yani aradan süreler geçti. Bunu devamlı tekrarlıyoruz. Bu kadar süre geçmesine rağmen son zamanları bırakmak da çok sakıncalı. Çok tutacağı da mı meçhul transferler bunlar. İnşallah ben yine de gelebilecek transferlerden çok mevcut kadrodaki futbolcuların performanslarının artılmasından yanayım işte Nichean'in sağ önde oynayan könden aldığımız futbolcunun Kingsley'in Kings e, Fofana gün gün geçtikçe temposunu artırıyor İnşallah bunun üstüne koya koya gider mesela e, Drogba'nın performansı beni mutlu ediyor. Stoperlerimizde sıkıntı var her defasında söylüyorum çok iyi çok karakterli futbolcular ama bu ligin oyuncuları değil şu anda. Yunus Emre çifti neden tercih etmiyor sence? Bilemiyorum demek ki performansını beğenmiyor. Yunus Emre'ye sormak lazım onu. Bir görmek lazım. Yunus Emre'nin de alt liglerde yani geçen geçtiğimiz senelerde iyi oynadığı maçlar var, sallandığı maçlar var. Bilemiyorum aslında bir denemesi lazım. Bizim de görmemiz lazım potansiyeli en azından. ama benim görüşüme göre orada stoperde iyi nokta atışı yapmaları lazım. Çünkü bu ligde arka taraflar çok önemli. Golü yediğin zaman golü çıkartamıyorsun. Murat'cığım. Yani bir gol yediğin zaman golü çıkartmak için çok zor. Çünkü bakıyorsun Türkiye Ligi'nde golü atan takım hemen defansif. Kapanıyor da kapanıyor. Yere yatıyor, kalkmıyor, pozisyon vakit geçiriyor. Bakın maçlara doğru dürüst gol olmuyor ya maçlarda. Hep 0-0'a bağlanmış, 1-1'e bağlanmış maçlar gidiyor. Goller çok zor. Özellikle Anadolu takımlarında çok zor goller atılıyor. Onun için atan takım her zaman avantajlı oluyor. Sen zaten bir yediğin zaman iki atman da çok zor oluyor. Kapanan takımlara karşı çok fazla hüviyetli özellikle futbolcun yok. Onun için defansif anlamda çok iyi işler yapmamız lazım. Nokta atışlar yapmamız lazım. Kaleci yönünde de şanssız goller yiyor kalecimiz. Ama ben Suzumski'nin de şu anki mevcut kaleciden çok daha iyi olduğu kanısında değilim. Eğer kaleci yönünde bir probleminiz varsa çözüm Suzumski değil benim görüşüme göre. Celal teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Muratçım.